Cevabı yok mu? Taşı bulduğumda ot biçerken buldum. Düştüğü yeri oymuştu, sıcaktı. Soğumasını bekledim. Ve daha sonra alt bölgesi çamur olmuştu, yıkadım. İnternete baktım çünkü daha önce böyle bir taş hiç görmediğim için. İşte tükenmez kalemle yazmaması gerektiğini söylüyor. İşte mermere yazı yazdığın zaman kahverengi olması gerektiğini yazının söylüyor. Ve parıldamasından, ışıkta ve güneşte parıldamasından huylandım. Biraz da küçük bir parçasını kırmıştım. Şöyle bir elimin üstüne aldığımda siyah olmasına rağmen üstü ve sağı solu yan tarafları bembeyaz olduğunu gördüm. Ondan sonra işte yetkililere göstermek için işte incelenmesini istiyorum. Evet. Fark ediyoruz böyle. Harbi mi? Radyoaktif şey. Evet. Yeşilimsi oldu değil mi abi? Evet. Şimdi abi bunun özelliklerinden biriymiş. Öyle mi internetten evet, baktığına göre? Evet. Mermerde diyor böyle yazması lazım diyor. Üstüne kalemle yazıyoruz. Yazmaması lazım. İşte getirelim bir kalem. Bak yazmaması lazım. Yazmıyor. Bir de senin eline bulaşmıyor siyahlığı herhalde. Bulaşmıyor. Evet. Bakın. Bulaşmıyor. Kesinlikle. Bir de ben bunu yaladım. Ondan uylandım. Tuzu, şekeri nasıl alıyor dudağımız? Mesela çamuru, toprağı. Hiç bunda kömür falan kokmuyor. Anladın mı? İlk önce kömür falan sandım ben bunu. Anladın mı? Hiç kömür kokmuyor. Yaladım.